Değerli dostlar, herkese merhaba. Ben Osman Tanju Güner'i, Küçük Baş Dünyası'na hoş geldiniz. Şimdi bugün özellikle kuzu beslemesini inceleyeceğiz. Kuzu bakım ve beslemesini inceleyeceğiz. Çünkü sizlerden yoğun sorular geliyor. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Onun için şöyle bir şeye karar verdim. Yani özellikle bizim kuzu beslemesini ayrı ele almamız lazım. Şimdi buradan başladık. Çünkü biliyorsunuz bizde doğumdan sonraki 10-15 günlük dönemde genelde kuzulayan koyunlarımız buraya geliyorlar. Burada kuzular anneleriyle beraber bu bölmelerde kalıyorlar. Bu bölmelerde besleniyorlar. Hem anne adaptasyonu açısından hem de kuzuların o ilk dönemdeki büyümeleri açısından önemli bir faktör. Genelde yurt dışında bu bölmelerde çok iyi doğmuş hayvanları 3 gün gibi bir dönemde tutuyorlar. Ve ondan sonra ayırabiliyorlar. Maksimum bir hafta tutabiliyorlar. Ama ben bir hafta ile 15 gün arası tutmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten 15 gün sonra yeme yatırmaya başlayacağız. Birazdan zaten bu bölmeleri boşalttık. Bu bölmelerden aldığımız kuzuları göreceğiz. Dün itibariyle bu bölmelerdeki kuzulu koyunlarımızı boşalttık. Daha önceki programlarımda anlattığım gibi aşağıdaki 15'li ve 30'lu gruplara bölerek devam ediyoruz. Şimdi burada koyunların yemlemesi yapılıyor. Kuzular sadece anne ile besleniyorlar ve anne sütünü devamlı içerek yeterli miktarda gereken beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabii ki baştan alarak doğumdan sonra yapılması gerekenleri ben size teker teker anlatmaya başlayacağım. Ancak burada gördüğünüz gibi burada yaptığımız sistem gerdirilmiş çelik diye konuşmuştuk. Bu konuda da birçoğunuzdan sorular geliyor. Biz burada 3 milim gerdirilmiş çelik kullandık. Ben herkese 4 milim gerdirilmiş çelik öneriyorum. O zaman bu esneme payını da yok etmiş oluyorsunuz. Tabii demir çok pahalandı şu anda. Biz yaptırdık. Şu anda bizim yaptırdığımızdan bu yana demire yaklaşık %50 zam geldi. Bunu da göz önüne almak lazım. Burada da gördüğünüz gibi Korega borudan sulama sistemleri yaptık. Bölmeleri kestik. Buradaki gördüğünüz gibi bölmeleri kestik böyle. Korega boruyla manuel sistem. Buradan suyu doldurduğumuz zaman yaklaşık burada 16 tane bir bölümde 16 tane olmak üzere bölüm var. Burada suyu açtığınız zaman sudan direkt olarak her yere gidiyor. Ve manuel olarak bunu yapma imkanı buluyorsunuz. Şimdi bütün bunu Korega boru kullanmamızın sebebi neden? Korega boru kullanmamızın temelinde yatan faktör maliyeti. Bugün Korega boruyu 15 liraya alıyorsanız, bugün Pimaş borudan yapmaya kalkarsanız Pimaş borunun metresi 45 lira. Dolayısıyla bu maliyet açısından. Yalnız Korega boru biraz eğim yapabiliyor. Onu da bir şekilde desteklemeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi karışımımız var. Karma makinesinde yapılmış karışımımız var. İçinde yemlerimiz var, otumuz var. Çok az miktarda saman da katıyoruz. Zaten yaz geldi, artık yavaş yavaş sadece içerideki hayvanları besliyoruz ama içerideki hayvan miktarımız da azalıyor. Fakat şu anda dediğim gibi doğumlarımız devam ediyor. İkinci dönem doğumlarımız başladı. Kış ayında doğan bütün yavrular, 3-4 aylık yavruların hepsi %70-80'ini damızlık olarak sattık ve kendimize de ayırdık. Dolayısıyla buradan ben bütün aynı zamanda bizden Merino Longchamp'ı tercih edenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki her zaman söylediğim bir slogan var. Irkın kötüsü yok, bakıcının kötüsü var. Dolayısıyla biz bir şekilde Merino Longchamp aşığıyız. Merino Longchamp'la da devam ediyoruz. Şimdi ne demiştik burada? Böyle bölümlerimiz var. Bu bölümlerimizde ne yapıyoruz? Koyunlarımızda kuzularımız var. Damga vurduk üstlerine. Gördüğünüz gibi damgaları var. Kuzularımızı ayırdık şu anda. Buradaki kuzularımızı ayıracağız. Neden ayırdığımızı ve ayıracağımızı da size birazdan anlatacağım. Şimdi burada bir şeyi daha size aktarmak istiyorum. Gördüğünüz gibi biz hani bunun aslında çok güzel yelpaze şeklinde satışı da var ama biz bu şekilde yaptık. Çuvalı bağladık. Dolayısıyla kuzulara şu şekilde yaptığınız zaman kuzuların daha rahat kaçmasını sağlıyorsunuz. Şimdi biz yavaş yavaş, tabii daha kuzular alışmadı. Yavaş yavaş kuzularımızı
bir şekilde bölmeye ayıracağız. Neden bölmeye ayırdığımızda ben bir yandan hem kuzularımızı ayırırken anlatmaya çalışacağım. Çünkü 15 günden sonra artık böyle bölmelere aldığımız zaman mutlaka kuzularımızı yeme alıştırmamız lazım. Yeme yatırmamız lazım. Dolayısıyla bizim koyunlarımızdaki süt miktarı, besleyiciliği kuzularımız için yeterli olmayabilir. Bunu yurt dışında çim üstünde de bu bölmeleri yapabilirsiniz. Hayvan istediği zaman gider yemini yer. Ama burada gördük ki eğer biz kuzularımızı bir saat sabah, bir saat akşam gibi bıraktığımız takdirde süt emmeye hem anneler dinleniyor, hem anneler yemlerini çok rahat bir şekilde yiyorlar. Kuzular da boş vakitlerinde bir şekilde yavaş yavaş yani başlangıç yemlerini yemeye başlıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Dolayısıyla şimdi kuzularımızı ayıracağız. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olduğu zaman anneler de zaten yavaş yavaş biliyorlar. Dolayısıyla bir şekilde anneler bu tarafa geçecek, kuzuları o tarafta tutacağız. Evet, geçe. Tamam. Bu şekilde kuzularımızın içerideki kafese geçmesini sağlıyoruz. Annelere izin veriyoruz ama kuzulara izin vermiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde yaptığımız zaman da hiçbir şekilde kuzumuza bir zarar vermemiş oluyoruz. Bu şekilde kuzularımız, bakın dikkat ederseniz içeri giriyorlar. Kuzularımızın herhangi bir zarar da vermiyoruz kuzularımıza. Çünkü niye? Kuzularımızı sadece çuvalla dokunmuş oluyoruz. Anneler ayrılıyor. Gördüğünüz gibi ve kuzularımız da bir şekilde gidiyor. Evet. Evet, şimdi yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi zaten birkaç günden sonra kuzular tamamen alışıyorlar. Geç o taraftan, getir bu tarafa. Evet. Evet, hadi bakalım. Hadi çocuklar. Gönder bu tarafa. Gönder. Sen o taraftan gönder. Onları gönder. Bunlar daha alışık olmadıkları için birazcık daha yavaş ilerliyoruz ama işte gördüğünüz gibi hemen hemen tamamı girdi. Tamamı girdi. Onu da sokalım. Hop. Hadi sen de girdin. Tamam. Şimdi kapısını getir buranın. Kapısı nerede? Evet. Hadi bakalım. Onu da yakala. Kapıyı getir bir an evvel. Artık bunu elle yakalayacağız. Kapıyı bağla. Tamam. Sen onu tut önce. Evet, bu şekilde kapıyı kapatıyoruz. Ve kuzularımız içeride. Artık dikkat ederseniz yem yemeye başladılar bile. Bu kuzularımızın, biz bu sistemde kuzularımızın daha iyi yeme yattığını gördük. Özellikle ben bunu kuzuya. Nazik bir şekilde. Evet, özellikle kuzularımızın bu şekilde yeme yattığını daha iyi gördük. Yani gördüğünüz gibi bakın kuzular yem yemeye başladılar. Şimdi bu saatten itibaren akşama kadar sulukları var. Otomatik suluklar var gördüğünüz gibi. Birazdan buraya otları konulacak. Mineral taşları, vitamin taşları var. Bir şekilde otları verilecek. Ve otu aldıktan sonra buraya otlar konulacak. Ve bir şekilde hayvan bol bol ot yemesi lazım. Sizde yonca varsa yonca verebilirsiniz. Ben genelde çok kuvvetli yem verdiğiniz takdirde eğer yonca veriyorsanız yonca da dikkat etmeniz lazım. Sidik yapabiliyor. İçeride baktığımız için sistem daha fazla ıslanıyor. Ama biz de kaliteli ot vermenin de yeterli olacağını düşünüyoruz. Ama burada tabii ki şu çok önemli. Bir şekilde evet otumuzu veriyoruz. Buradan bir parça alalım bakalım otumuza. Evet. Gördüğünüz gibi
birazcık fazla güneşte kalmış ama ona rağmen yeterli. Hayvanın işkembesinin bir şekilde çalışmaya başlaması lazım. İşkembesini çalıştırmamız lazım. İşkembesini çalıştırdığımız takdirde mide devamlı genişlemeli. İlk iki ayda genişleyen mideye daha sonra kaba yemi azaltabiliriz. Kaba yem nedir? Ot, yonca gibi. İşte samanı zaten saymıyorum da hani o da kaba yem tabii ki. Bunları azaltarak bu sefer yemi daha fazla yemesini sağlıyorsunuz. Niye? Çünkü hayvanınız daha iyi beslensin, daha iyi gelişsin ve daha iyi büyüme imkanını bulsun. Dolayısıyla bildiğiniz gibi bu modüler sistemler bu şekilde demirle, iple bağlamanıza lüzum kalmıyor. Ama buna rağmen ne kadar minimize etsek de bazı yerlerde ip kullanmak zorunda kaldığımız yerler oluyor tabii. Dolayısıyla balya ipi kullanıyoruz. Evet, kapadık. Şu anda koyunlarımız dinlenmede. Zaten sol tarafta yaklaşık 15 dakika önce burayı kapamıştık. Kapandığı için şu anda koyunlar dinlenmede, gördüğünüz gibi dinleniyorlar. Ve çok önemli, şimdi kuzu aynı bizim çocuklarımız gibi. Bol bol beslenmesi lazım ve aynı zamanda da dinlenmesi lazım. Şimdiki baktığınız zaman gördüğünüz gibi kuzuların dinlendiğini görüyorsunuz. Şu anda kuzularımız dinleniyor. Bunlar 15-20 günlük kuzular. Ve bunlara neler yapıyoruz, onları ben size bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Evet, şimdi kuzularımızın yanına geldik ve kuzularımız gördüğünüz gibi dinleniyorlar. İşte ilk ayırdığımız, biraz önce ayırdığımız kuzular öbür tarafta hemen önce bazıları yeme yatmaya, yem yemeye başladılar. Ve daha sonra onlar da dinlenmeye geçecekler biraz sonra öbür bölümdekiler. Bu bölümdekiler zaten gördüğünüz gibi dinlenmeye geçtiler. Anneleri de dinlenmeye geçti, kuzular da dinlenmeye geçti. Şimdi elimde bir kağıt var. Kağıdı niye aldım? Çünkü aklımda her şeyi tutmam mümkün değil. Yazarak konuşmamızda fayda var. Genelde kağıdımın bu tarafında bütün yaptığımız işlemleri yazıyorum. Yani hangi gün, hangi hayvana, hangi gruba ne yapmışız onları yazıyorum. Kayıt tutmak daha önce de söylediğim için gibi çok çok önemli. Yani kayıt tutmayı mutlaka bir normal refleks haline getirmek gerekiyor. Kayıt tuttuğunuz takdirde çok daha rahat ne yaptığınızı görebiliyorsunuz. Unutma gibi bir sorunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz, öyle söyleyeyim ben. Şimdi baştan başlıyoruz. Kuzu doğdu. Kuzu doğduktan sonra annenin yanında annenin yalamasını sağlıyorsunuz. Eğer anne yeteri kadar yalamıyorsa mutlaka işte kurutabilirsiniz, havluyla kurutabilirsiniz bir şekilde. Annenin daha çabuk kurutmasını sağlayabilirsiniz. Veyahut da eğer koyunun doğurduğu yer saman bolsa ve koyunun yattığı yer güzelse, orada zaten koyunla kuzuyu yalnız başına bıraksanız bile rahatlıkla, genelde iyi bir anne ise kuzusunu yalayacak, temizleyecektir. Eğer zaten annelik özelliği zayıfsa bence o hayvanın genetik olarak devam ettirmemeniz gerekiyor. Yani kuzusuna bakmayan bir anne bence çiftlikte olmamalı. Sürünüzde olmamalı. Yani onun geninden gelenlerde olmamalı. Annelik özelliğini geliştirmeniz gerekiyor ki mesela Merino Landşaftlarda bu genetik özellik geliştirilmiş, inanılmaz bir annelik özelliği var. Yani o anne özelliği Merino Landşaft'ın ırk olarak geliştirilme yönündeki kendisine kattığı ekstra bir katma değer oluyor. Şimdi ağız sütünü içiriyorsunuz tabii. Bunu, ağız sütünü ne yapıyorsunuz? Mutlaka göreceksiniz gözlerinizle kuzunun annesinin ilk sütünü, yani ağız sütü dediğimiz kolostrum. Kolostrumda ne var? Kolostrum bağışıklık sistemi açısından çok önemli. Çünkü o koyunun yıllarca geçirdiği bir takım mikrobik veya bir takım hastalıklardan dolayı o hastalıklara karşı kendi iç bünyesinde oluşturduğu antikorları bir şekilde o ilk çıkan ağız sütüyle yavruya veriyor. Yani
yavru doğduğu anda onu aldığı zaman havadaki, ortamdaki, bölgedeki bütün hastalıklara karşı ilk korunmayı sağlamış oluyorsunuz. Bunu ne kadar iğne, ilaç, ne kadar ne yaparsanız yapın bir anne sütü ve anne ağız sütü gibi vermeniz mümkün değil. Zaten eğer ağız sütünü içiremediyseniz bilin ki o yavrunun yaşama şansı çok çok düşük. Sıfır denecek kadar az. Biz ne yapıyoruz? Mutlaka yaklaşık ilk önce göbeği dezenfekte ediyoruz. Göbeğini dezenfekte ettikten sonra kendisine bizim bölgemizde beyaz kas hastalığı çok olduğu için beyaz kasa karşı yani selenyum içeren bir vitamin mineral yarım cc kadar yapıyoruz. Ve mutlaka şunu takip ediyoruz. Koyunumuz sonunu attı mı? Koyun sonunu atamıyorsa mutlaka bir sıkıntı var demektir. Bu sonunu atamamanın da genel sebebi beslenmeden kaynaklanan sorunlar olabilir. Ben burada konuşurken mümkün olduğu kadar şuna da dikkat etmeye çalışacağım. Tabii ki şunu unutmamak lazım. Ben bir veteriner değilim. Neticede burada sizinle bir çoban olarak bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Ve dolayısıyla konuştuğum kelimelere de son derece dikkat etmeye çalışacağım. Ne dedik? Ertesi gün yine ikinci günü daha doğrusu ikinci günü biz mutlaka bir tane mineral içeren, vitamin mineral içeren bir hap yutturuyoruz. Bu hapı zaten gittiğiniz zaman eczanelerde bulabilirsiniz. Biz bundan bir tane yutturuyoruz ve daha sonra 15. gün geldiğinde anne sütü devam ediyor. Ot yoğun devam ediyor. Ot mümkün olduğu kadar olacak. Tabii önlerinde yalama taşı olacak. Yalama taşı mineral, vitaminlerin kayıplarını ortadan kaldırmak için çok çok önemli. Yani anne sütü, ot yoğun vaziyette, yalama taşı. 15. güne geldik. 15. günde burada yine ağızdan sıvı vitamin enjekte ediyoruz. Ağızdan sıvı vitamin biliyorsunuz. Özel şeyle de yapabilirsiniz bunu. Eğer hiçbir şeyiniz yoksa enjektörün iğnesini çıkarttığınız zaman enjektörle. Bu da 3 cc yani 3 ml 3 cc olarak düşünün. Sıvı vitaminler var. Bunlar çeşit çeşit markalar var. Gidip araştırabilirsiniz. Veterinerinizden de alabilirsiniz. Bu arada tabii ne yaptık biz? 15. günde artık biz yeme başlattık. Yani bu hayvanları biz aşağı indirdik. Kuzuları anneleriyle beraber aşağı indirdik. Aşağı indirir indirmez neye başladık? Kuzu yemine başladık. Kuzu başlangıç, kuzu geliştirme yani kuzu için önemli olan en kaliteli yemi önlerine koyduk. Bildiğiniz gibi bunlar otomatik yemleme sistemleri. Bunların daha gelişmişleri de var, daha iyileri de var. İşte biz bunları yıllardır aynı kullanıyoruz. Dolayısıyla otomatik yemlikte şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle bu otomatik yemliklere yem koyduğunuz zaman ilk başta çok fazla koymayın. Çok fazla koyarsanız bayatlatırsınız ya da orada durduğu sürece ortamdan dolayı herhangi bir şekilde nem kapabilir. Yani azar azar koyup kuzunun ne kadar yediğini görmeniz çok daha önemli. Yani bu otomatik yemlikleri full doldurmayın. Azar azar koyun, yedikçe çoğaltın, yedikçe zaten 2 aylık olduğu zaman o yeteri kadar daha hızlı yiyeceklerdir. Şimdi ne demiştik? 15. günde vitamin, bir şekilde sıvı vitamin veriyoruz. 3 cc dedik yani 3 cc öyle diyelim. Şimdi 20. güne kadar devam ediyoruz. 21. günde mutlaka karmaaşınızı yapın. Tabii bu böyle 21. gün dediğimiz zaman motomot illa 21'de yaparsanız süper olur. Ama 30 günde de olabilir, 19 günde de olabilir. Çünkü hayvanlarınızın doğumu hepsi bir günde olmuyor. Neticede buraya geldiğiniz zaman bu hayvanların içinde şu anda 15 günlük de var, 20 günlük, 25 günlük de vardır.
birbirine yakındır ama. Dolayısıyla siz bir şekilde belirleyip 21. gün odak noktası olarak aldığınızda karmaaşınızı yapıyorsunuz. Karmaaşınızı yine veterinerinize danışarak o bölgenizde hangi karmaaşı varsa özellikle benim tavsiyem kullandığınız karmaaşı da isele yani ekoliye dirençli, pastörelloya dirençli bazlar olursa içinde o çok daha önemli olur. Bunların faydasını biz görüyoruz. Mesela ben geçtiğimiz senelerde isel olayını çok daha fazla yaşıyordum. Şu anda isel olayı şükür çok az yaşıyoruz. Bir kere şu çok önemli, yeri mutlaka devamlı kuru tutmanız lazım. Yerdeki kuruluğu devamlı yakalamanız lazım. Tabii ki kuzular büyüdükçe ortamda pislikleri çoğalacak ama onu samanla takviye ederek, hatta mümkünse belki talaşla takviye ederek büyüdükleri zaman bu kuruluğu tutmayı başarabilirsiniz. Ne dedik? 21. günde karmaaşı dedik. Geldik. Bir aylık yani 30. güne geldik. Hala anne sütü devam. Yoğun ot devam. Yalama taşı devam. Bu arada 30. günde biz bir daha vitamin, sıvı vitamin yapıyoruz 3CC. Şimdi bu sıvı vitamin veriyoruz. Niye sıvı vitamin veriyoruz? Hayvanı daha az delik deşik etmek için. Takviye etmek için. Çünkü hiçbir zaman bizim elimizdeki hayvanlarımızı ne kadar iyi beslersek besleyelim. Şunu da unutmamamız lazım değerli dostlar, değerli izleyiciler. Türkiye toprakları genelde bakıldığı zaman inanılmaz kimyasallar kullanılıyor. Tabii ki belki kullanmamız lazım. Devamlı suni gübre kullanılıyor. Yani biz toprakların organik yapısını bozduk. Organik yapı bozulduğu için maalesef şimdi biliyorsunuz, duyuyorsunuz, solucan gübresi üreten çiftlikler var artık. Düşünün, yani biz artık solucanı suni olarak besleyip de gübre üretmeye çalışıyoruz. Halbuki eski yıllara, 30-40 yıl evveline gittiğiniz zaman, toprak sürüldüğü zaman, toprağın bir kısmı düştüğü zaman böyle bir bakardınız, içinde solucanlar oynuyor. O solucanlar o topraktaki birçok şeyi yiyip, %90'ını arkalarından dışarı çıkartıyorlar. Ve o çıkarttıkları malzeme işte hem toprağın gübresini teşkil ediyor hem daha iyi gelişmesini sağlıyor. Hele hele toprağın üzerine işte hayvan gübresini koyduğunuz zaman, bu inek gübresi, koyun gübresi daha iyi, at gübresi gibi gübreleri koyduğunuz zaman o toprağın organik yapısını güçlendiriyorsunuz ve verimi arttırıyorsunuz. Dolayısıyla bugün Batı ülkelerine gittiğiniz zaman oradaki arpadaki, buğdaydaki, büyüyen çimdeki, ottaki proteinsel değerler, vitamin ve mineral değerleri çok daha yüksek. Dolayısıyla ben yıllarca peynircilik de yaptım. Peynirciliği de çok iyi bilirim. Şimdi bugün 1 kilo kaşar peyniri yaklaşık 11 litre sütten alınıyor. Halbuki eğer Avrupa'ya giderseniz, Batı ülkelerine giderseniz oradaki sütteki protein daha yüksek olduğu için onlar 7,5 litreden 1 kilo kaşar üretebiliyorlar. Başka nedenler de var ama bu çok önemli bir neden, çok önemli bir etken. Bizdeki ham maddeden itibaren başlayan sıkıntılar yukarı kadar geliyor. Onun için de ben yaptığım araştırmalarda her ne kadar yurt dışında okumuş, eğitim almış, çiftliklerde çalışmış bir insan olarak orada aldığım eğitimlerle beraber ben geldim ki dedim ki burada yapacağım, işte aynı sistemleri kuracağım. Kuramazsınız, kuramıyorsunuz. Bir takım şeyleri alıyorsunuz, işte pratik sistemleri kuruyorsunuz ama elinizdeki ham maddeye kadar topraktan başlayan sıkıntıları çözmediğiniz sürece sizin bir takım takviyeler yapmanız lazım. İşte tekrar konumuza gelirsek 30. günde vitamin, sıvı vitamini 3CC gene yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ha, şimdi bu bize bizim için geçerli bir olay. Biz genelde eğer koyunlarımızın kondisyonu iyi ise, beslemesini iyi yapmış isek, doğum öncesi beslemesini doğru yapmış isek ve koyunlarımıza bakıyoruz, kondisyonları bizim için yeterliyse biz yaklaşık
35 40. günde, 45. günde koç katıyoruz. Bölmelere katıyoruz yani, buraya değil tabii ki. Burası kuzuların yeri. Koyunların bölmelerine koç katıyoruz. Niye koçu böyle katıyoruz? Biz pedigri çalışıyoruz. Yani pedigri ne demek? Biz ananın, babanın hangisinin olduğunu bilmesini istiyoruz. Hatta zaman zaman bizi arayan bazı dostlar, gelenler diyor ki ben diyor Mayer'in yavrusundan istiyorum. Ben Toroman'ın yavrusundan istiyorum. Ben Hanri'nin yavrusundan istiyorum. Biz de diyoruz ki tamam, hiç sıkıntı yok. İşte şu gördüğün yavrusunun babası, anası bu gibi söyleme imkanını buluyoruz. Ve secere tuttuğumuz için biz mutlaka kaydımızı da ona göre yapıyoruz. Dolayısıyla biz burada katmaya başlıyoruz koçu. Şimdi bu bölmelerde zaten yaklaşık ikinci aya kadar tutuyoruz. Şimdi biz bu bölmelerde 15'li de yapıyoruz. 15'liden 30'luya çıkartıyoruz hayvan alışsın diye. Şimdi burada ilk defa 15'li yerine direkt 30'ludan başlattık. Bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Bunu takip etmemiz lazım. 40. güne geldik. Gene kuzulara döndük. Orada koçlarla koyunlar kalsın. Hiçbir sıkıntı yok. Ne dedik? Sabahları biz bir saat annelere salıyoruz. Akşamları bir saat annelere salıyoruz. Onun dışında da zaten ilk 15 günde anneyi devamlı emdiler. Şimdi sabah akşama çevirdik. Biz yem yemesini istiyoruz. Niye yem yemesini istiyoruz daha fazla? Beslenme konusunda bizim hayvanlarımızın aldıkları sütün içindeki protein, vitamin, mineral, enerjilerin daha eksik olduğunu bildiğimiz ve düşündüğümüz için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi anlatarak gene geliyorum. Ne demiştik? Ağı sütü ilk gün ve ağı sütünden sonra 0,5 gram vitamin ve mineral, özellikle selenyum içeren, burada beyaz kastan dolayı göbeği mutlaka dezenfekte ettik. Göbek çok önemli. Bir doğan kuzunun ilk enfeksiyon kapacağı yer göbeğidir dedik. Ondan sonra ikinci günü hap yutturduk. Vitamin ve mineral içeren hap yutturduk. Ondan sonra 15. günde sıvı vitamin yaptık 3CC. Sonra 21. günde ortalama dedik. Karma aşılarını yaptık. Ve 30. günde tekrardan vitamin, sıvı vitamini yaptık 3CC. Sonra dedik ki 35-45 gün arası koç katımını yaptık. Eğer, tekrar altını çizerek söylüyorum, eğer koyunlarınız o kondisyona sahipse, o beslemenize sahipse, çeşit çeşidi söyledik biliyorsunuz. Biz çünkü ultrason yapıyoruz, onu da anlatacağım. Başka programda anlatmaya çalışacağım. Şimdi 40. günde karma aşımızı yaptık. Yani rappel diyorlar Türkiye'de. O kelimenin nereden geldiğini bilmiyorum. İngilizcesi repeat oluyor. Yani tekrar diyelim, Türkçe konuşalım. Türkçesi tekrarı. Yani yaptığınız aşıyla tanıştırdınız. 21. günde aşı yaptınız. 40. günde tekrardan aynı karma aşıdan yapıyorsunuz. Şimdi nasıl biz çocuklarımızı götürüyoruz sağlık ocaklarına, karma aşı yaptırıyoruz, onu yaptırıyoruz, bunu yaptırıyoruz. İşte bunlar da bizim çocuklarımız. Kınalı çocuklarımız bunlar. Bu kınalı çocuklarımızın da aşıya ihtiyacı var. Şimdi tabii ki bazı yerli koyunlarda bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Onlar adaptasyonunu, genetik seleksiyonunu tamamlamışlar. Ama şimdi siz biraz daha üstün bir ırkla uğraşıyorsanız ve farklı bir yöreden getirdiğiniz o üstün ırkla bir takım, şimdi %70 ikizlik alıyorsunuz. Kuzuların doğumları 5,5 kilo ortalama. Ben merino landşaflardan bahsediyorum. Tabii ki bunlara birazcık daha ekstra bakmak zorundasınız. Bizim bütün anlattıklarımız temel değerler üzerinden sizin bunları kendinize göre değerlendirip ona göre kesip biçip size uygun olanını kullanmanız gerekiyor. Farklı metodolojiler de var tabii. Şimdi burada yavaş yavaş işte başlangıç yemi kullandık. Ondan sonra artık 45. günden sonra yavaş yavaş şeye başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş daha güçlü büyüdükten sonraki besi yemine başlayabilirsiniz. Eğer yöresel olarak değişiyor, yanında işte buğday, arpa da verebilirsiniz artık. Yani o konuda onlara yavaş yavaş buğday, arpa takviyesi de besi yeminde yapabilirsiniz. Ama bazı yemler var, hiç başka bir şey vermenize lüzum yok. Bazı yemler var, vermenizde fayda var. Bazı
Bu bölgesel olarak da tat ve lezzetle de değişiyor. Buğday takviyesine, buğdaya başlayabilirsiniz. Hatta bazı bölgelerde direkt olarak tamamen buğdayla başlayan, yani bizim Trakya'da bu tip şeyler var. Onu da antiparantez belirteyim. 45. günde 1 cc vitamin iğne yapıyorsunuz. Ve 50. günde artık midenin oturması için bir sıvı iç parazit yapmanızda fayda var. Niye sıvı diyorum? Direkt ağızdan verdiğiniz zaman hem kuzuyu zorlamamış olacaksınız, hem de kuzunun çok daha rahat bir şekilde sindirmesini ve içindeki herhangi bir parazit sıkıntısı varsa onları çözmesini sağlayacaksınız. Bu neyi sağlıyor? Kuzunun içindeki bir takım sıkıntıları temizlediği gibi yediği yemlerin de daha ona faydalı olmasını ve daha iyi kendini geliştirmesini sağlıyor. Şimdi tabii geldik 50. günün sonuna, dedik ki 60. güne geldik ve 60. günde yavaş yavaş artık besiye başladık, arpaya, buğdaya başladık dedik 50. günden itibaren başladık dedik ve otu biliyorsunuz yoğun bir şekilde veriyorduk. 50. günden 60. güne gelirken artık otu azaltıyoruz. Ot vermeye devam ama daha az veriyoruz. Yani kuzumuzun daha iyi beslenmesini sağlıyoruz. Şimdi bu aşamada 45. günde biliyorsunuz ademin yapmıştık. 15 gün sonra gene vitamin kullanabilirsiniz. Yani vitamin, herhangi bir vitamin kullanabilirsiniz. Artık isimler önemli değil. Gene 1 cc vitamin yapabilirsiniz. Ve bu 30'lu bölümleri zaten 50. günde ne yaptık? 60'lı gruplara aldık. Yani birleştirdik. İki grubu birleştirdik. Ve o birleştirmemizden sonra artık yavaş yavaş 50. günde birleştirdikten sonra 10 gün içinde 120'li 150 gruba alabiliyorsunuz. Onlar da biliyorsunuz daha önce yaptığım programlarda göstermiştim. Çünkü artık bir sürü haline getirmeniz lazım. 2 aya yakın içeride tuttunuz. Bizim padoklarımız var. Biz bu bölmeleri de padoklara alabiliyoruz. Ama içeride maliyet var. Dolayısıyla bir an önce koyunları artık sürü haline getirip dışarı atmanız lazım. Zaten kuzular 1 saat sabah 1 saat akşam emdikleri için artık anneler, şu anda özellikle bahar ayındayız. Annelerin otlaması ve sütlerini bir artı takviye yapmaları demek. Sütün çoğalması demek. Yani çime çıktığı zaman hayvan, ota çıktığı zaman bilin ki her ne kadar o grafikte düşme olsa da çok hafif bir kaldırma olur. O kaldırmanın sebebi de hayvanın yaş yemesi. Yaş yemesi, evet, birazcık daha ıslak olacak ortam. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ama o yaş yemesi artı bir takviyeyle kuzunun birazcık daha annesinden, sütünden yararlanmasını sağlayacak. Bu da çok çok önemli. Tabii bu arada yalama taşı vermeye devam ediyorsunuz. Dediğimiz gibi besiyeminin yanında arpa ve buğday veriyorsunuz. Benim tavsiyem şu, genelde bazı bölgelerde pişirip de veriyorlar. Yani bu bir tercih meselesi. Ben bununla ilgili şunun tartışmasını yapmayacağım. Ya o doğrudur, bu yanlıştır demeyeceğim. Ama benim tavsiyem şu, eğer arpayı ezerek verirseniz bilin ki hayvanın siniri sisteminde sindirilebilir değerleri çok daha rahat alacaktır. Bu sindirilebilir değerler nedir? Sindirilebilir protein, sindirilebilir enerji, sindirilebilir vitamin ve mineraller olmak üzere hepsi, yani bütün bir değer olarak aldığımız zaman, bir arpa bir değerse eğer, bu arpanın içindeki değerleri sindirilebilir halde çok daha fazla almasını sağlayacaktır. Zaten dikkat ederseniz bazı zaman hayvanlar yedikleri zaman bir kısmını dışarıdan tane olarak atarlar. O tane olarak atmamasını için işte ezerek yaptığınızda kırarak da yapabilirsiniz, kırarak da verebilirsiniz. Ama kırmada toz haline geldiği için bağırsaklardan ve işkembeden daha hızlı geçecektir. Bunu durdurmak ve biraz daha yavaşlatmak için ezme yaptığınız takdirde ezme daha fazla işkembede ve bağırsaklarda kalacağı için
içindeki değerler çok daha fazla sindirilecektir. Ama tane olarak verirseniz de tane bazıları hiç sindirilmeden dışarı çıkacaktır. Yani belli bir kayba uğrayacaksınız. Yani o kaybınızı inanın bana bir arpa ezme makinesi alarak çözebilirsiniz. Bugün bir arpa ezme makineleri de tabii pahalanıyor. Şu anda fiyatları bilmiyorum ama 3 ile 5 bin lira arası diye tahmin ediyorum. Eğer siz direkt verdiğiniz zaman kaybınız %10 ise düşünün, zannedersem bir senede o kaybınızı çıkartmanız mümkün. Hayvanınızın miktarına bağlı olarak tabii ki. Şimdi geldik 75. güne. Biz bunu biz böyle uyguluyoruz. 15 günde bir artık adele içine 1 cc vitamin vermeye devam ediyoruz. Buna devam ediyoruz ve 90. günde de veriyoruz. Artık 90. güne geldiği zaman hayvanlarınıza bakacaksınız. Biz bakıyoruz. Eğer hayvanlarımız 40 kilonun üstüne çıkmışlarsa ona göre ayrı bir bölmeye alıyoruz. Eğer o hayvan damızlık olarak satılmışsa veya damızlık vasıfları içeriyorsa damızlık vasfı olarak onları ayırmaya çalışıyoruz. Ve anneyi de dolayısıyla sürüde ayırıyoruz. Farklı bir sürüye veriyoruz. Şimdi burada damızlık vasfı olan kuzuları bir kısmını kendimize ayırıyoruz. Bir kısmını da tabii satışa sunuyoruz. Şimdi şöyle sistemimiz var bizim. Bu kuzulara baktığınız zaman kuzuların bir kısmı daha bu yaştayken bazı bizi bilen dostlar, müşteriler geliyor. Annesine bakıyor, babasına bakıyor, fizik yapısına bakıyor. Ve diyor ki ben diyor bu kuzuyu almak istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki tamam bu kuzuyu sana yazıyoruz. %50'sini peşin alıyoruz. Geri kalan %50'sini kuzuyu teslim ettiğimiz zaman. Yani işte o damızlık ayıracağımız kuzuyu 90 günden sonra eğer 35'in üstüne çıkmışsa 40-45 her neyse bakıyoruz. Buyurun gelin alın diyoruz. O zaman da işte geri kalan bakiyesini de alıyoruz. Ama burada önemli olan şu, biz beslememizi yaparken kuzuyu damızlık olarak şimdi damızlık ayıracağımız noktaya kadar getiriyoruz. Bu arada tabii ki şu var. Mesela bundan bahsetmedik. Sizin hayvanınız ishal olabilir. İshalde yapmanız gereken mutlaka veterinerinize danışın bunu. Ben burada isim veremem, antibiyotik isim veremem. Ancak ağızdan verilen jeller var. Biz ne yapıyoruz? Şu çok önemli. Mutlaka kuzuyu takip edeceksiniz. Hasta kuzu gördüğünüz zaman ateşine bakacaksınız. Ateşine bakmadan hiçbir şey söylemeyin. Mesela bazen arkadaşlar oluyor, ya benim kuzum şu oldu. Şimdi sorun, bir veterinere sorduğunuz zaman da ne diyor size? Ateşine baktın mı diyor. Şimdi ateşine bakmadıysan ona o konuda söylemek bir şey zor. Söylemek zor. Buradan ben özellikle daha önce yaptığım röportajlarda konuştuğum Erol Arslan arkadaşımız var. Veteriner kendisi. Kendisinin çok güzel anlatımı var. Böyle beynime kazıdım. Ben çok iyi satıcıyım. Yani alırım başkalarının bana anlattıkları, dostlarımın bana anlattıklarını alırım, beynime kazırım, ondan sonra güzel bir şekilde anlatmaya çalışırım. Bu da bizim özelliğimiz ama bu böyle olması lazım. Bilgiyi paylaşmamız lazım. Bilgi paylaştıkça büyüyor gördüğünüz gibi. Bilgi paylaştıkça şu anda eminim ki bu yapacağımız programlarla beraber biz Türkiye'deki koyunculuğa katkıda bulunuyoruz. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir kuzu ishal olduğu zaman minimum 5 gün ilk müdahalede dahi kendisini 5 gün geri atar. 5 gün geri gidersiniz. Eğer kuzunuzun ishal durumuna geç tedaviye başladıysanız ona bir 5 gün daha koyabilirsiniz. Bu 15 güne de çıkabilir. Yani bu ne demek? Sizin 100 günde olacak kuzunuz 130 güne çıkmış. 120 günde olacak kuzunuz 150 güne çıkmış demektir. Onun için daima takip, ishal gördüğünüz anda müdahale, ağızdan jelini verirsiniz. İçinde midedeki ishali kesici bir takım özellikler olan jeller var. Jel verirsiniz. Arkadan antibiyotiğini vurursunuz ve bu şekilde kesersiniz. Bir de şu olabilir. Kuzunuzda öksürük, aksırık varsa o zaman yine öksürüğe
bunu veterinerinizden öğreneceksiniz. Sadece öksürükle ilgili olan antibiyotiği vurmanız lazım ve takip etmeniz lazım. Özellikle eğer bir sürüde, bir grupta herhangi bir öksürme, aksırma, tıksırma görüyorsanız sadece o hayvana bakmayın. Birkaç hayvanı daha alın, ateşine bakın. Eğer ateş yüksekse zaten bu hayvanınızda bir virüs ya var demektir. Viral bir hastalık demektir. Dolayısıyla mutlaka o ateşi önce düşürmeniz lazım. Ateş düşürücü kullanmanız gerekiyor. Ateş düşürücüler aynı zamanda işte ağrı kesici ve bir takım özelliklere sahiptirler. Onunla birlikte mutlaka antibiyotiği vurmanız lazım. Yani eğer hayvanınız ishalse ishali önleyici antibiyotik vuracaksınız. Hayvanınızda öksürme, aksırma, tıksırma varsa aksırmaya karşı, öksürmeye karşı olan antibiyotiği vuracaksınız. Ama mutlaka ateşe bakmak zorundasınız. Ateşi yüksekse mutlaka ateş düşürücü de kullanmak zorundasınız. Diyelim ki eğer ateşi düşük, yani işte 39 altında 40'a kadar, kuzular 39 diyelim, hani koyunlar diyelim. Eğer ateş düşükse, 38'lerdeyse, 37'lerdeyse, o zaman bu demektir ki sindirimle ilgili, mideyle ilgili bir problem var. Onu mutlaka çözmeniz lazım. Onu da yine ilaçlar var, bir takım ilaçları yine veterinerinize sorarak öğrenebilirsiniz, veterinerinizden alabilirsiniz. Veterinerinize ne kadar donanımlı giderseniz veterinerinizden de o kadar faydalanmış olursunuz. Ama unutmayın ki çizmeler, tulum, her şey sizde. Gözlemleyecek olan sizsiniz, takip edecek olan sizsiniz ve ondan sonra neticelere o şekilde bakmanız gerekiyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Size kuzu beslemesiyle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Buradan hepinize sevgilerimizi iletiyoruz. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.